Bu yıl Karacadağ eteklerinde Oğlaklı ve Pirinçlik civarında Suriye ilçesi Gülehçoba çevrelerinde olmak üzere 4000 dekara yakın kurutmalık domates yetiştiriciliği gerçekleştirildi ve hasatlar yapılıyor. Şu an bulunduğumuz yerde de 300 dekar civarında bir ekimi arazi eken çiftçimiz tarafından üretilen domatesler kurutmaya, doğal kurutmaya sergiye serilmiş vaziyette. Doğal kurutmada fabrikasyon kurutmaya göre biraz daha sağlıklı olması nedeniyle doğal kurutma tercih edilen bir ürün. Buradan Avrupa ülkelerine ihracatı gerçekleştiriliyor ve bu doğal kurutmanın da olabilmesi için çok yüksek sıcaklık ve düşük nem oranı lazım. Biraz da rüzgarın olması gerekiyor. Bu şartları Diyarbakır bölgesinde genelde sağlandığı için kurutmalık domates üreten ve ihraç eden firmalar artık bölgemizi tercih ediyor ve burada yeni bir ürün Diyarbakır il genelinde artmaya başladı, çoğalmaya başladı. Çiftçinin birim alandan aldığı verim 5 ila 12 ton arasında değişiyor. 8 ton civarında ortalama bir verim aldığı takdirde çiftçi buradan iyi bir rekolte gerçekleştirmiş oluyor. Ve şu anda da Diyarbakır'da bunu fazlasıyla yakaladılar. Dolayısıyla bu gerçekleştiren ürünle beraber birim alandan buğday ve bakliyata göre çok daha yüksek bir gelir elde edilmeye başlandığı için çiftçimizin de ayrıca yüzü gülmeye başladı. Tohumun ilk defa toprakla buluştuğu bu Karacadağ eteklerinde şu anda hubbatın yanı sıra bir de kurutmalık domates artık bizim ilgi alanımıza girdi ve artık yetiştirici her geçen gün artmaya başladı. Bu bölge özellikle buğdayın ve bakliyatın ana vatanı. İlk defa toprakta tarımın yapılmış olan buğdayın ve mercimeğin ilk defa tarım yapıldığı bir bölgedeyiz. Ve bu bölgede taşlar, volkanik taşlar temizlenmek üzere açılan arazilerde tohumun ilk defa toprakla buluştuğu bu mümbit arazilerde kurutmalık domates tarımı her geçen gün yaygınlaşarak çiftçimizin yüzünü güldürüyor.